nasılsınız? Güzel bir gün olsun. Bakın. Mavi renk giydim. Mavi neydi? Denizler gibi güvenin ve sadakatin rengi. Sadakat gösterenleriniz, güvenenleriniz, sizin de güvendikleriniz bol olsun. Güven çok önemli bir kelime. Hayatta, ilişkilerde en önemli kelime güven ve sadakat. Onun için sadakat gösteren insanlarla karşılaşmak çok çok önemli. Bunu sadece sevgi ilişkisi, aşk ilişkisi olarak düşünmeyin. Dost, kardeş, anne, baba, evlat, ihanet etmemek en önemli şeylerden biri. Çünkü ihanetin bıraktığı yarayı, izi hiçbir şey geçiremiyormuş. O yüzden ihanet edenleriniz hiç olmasın efendim. Hiç olmasın. Hep sadakat gösterenleriniz olsun. Şimdi yardım istediğiniz her konuda burada sizleri bekliyoruz. Biz size el uzatmak için buradayız. WhatsApp ihbaratlarımı vermek istiyorum. 530 488 51 84. İster arayın, ister mesaj atın. Şu konuda kötü hissediyorum, yardıma ihtiyacım var dediğiniz her şeyde biz sizi bekliyoruz efendim. Emre Bey ve Nurgül Hanım, nasılsınız bugün? Çok şükür, siz nasılsınız Esin? Ben deyim, bilezik nerede? Dün bilezik kasaya takmıştı at. Emre sana. Kasaya at. Kasaya koymuş. Kasaya koydunuz, bileziği vermedin geri. Niye vereyim ya ne münasebet? Ya. Almışım yani. Dün biliyorsunuz Emre barışmak için bir bilezik hediye etmişti Nurgül'e. Nurgül de dedi ki taktı bileziği ama barışmayacağım dedi. Elini öptüremedi yani Emre'ye. Çünkü barışmayacağım dedi. Ama altın benimdir dedi. Öyle. Ben bugün biraz daha yumuşadığını düşünüyorum Nurgül'ün. Bana öyle karşı. Öyle mi hissettin? Evet, dışarıda şu köşede benim yüzüme karşı güldü yani. Bana bakarken gözlerimin içine baktı güldü. Yani insan sevmeyen insan bunları asla yapmaz değil mi? Gülmez de yüzümüze de bakmaz. Sen gerçekten hastasın. Ben hasta falan değilim. Vallahi, vallahi hasta değilim. Kafanda kuruyorsun. Kuruntuların bunlar senin. Nurgül. Ben farkında be. Bile değilim sana bakıp güldüğümü yani. Nasıl farkında değilsin? Öyle bakmışım gülmüşümdür de sana baktığım bile farkında değilim yani. Sen gayet her şeyin farkındasın. Yo, her şeyin vallahi farkındasın. Vallahi değilim ya, yalan mı söylüyorum? Yumuşamıyorum hiç yani. Hiç bakma o zaman, arkan dönük bir şekilde geleceksin bu tarafa doğru hiç değil mi? Yüzümüze bakmayacak. Yüzüme baktı güldü yani. Evet. Sana bazen bakışlar da önemlidir ama. Esra Hanım girerken size de bakıp merhaba dedim yani. Evet, bana da merhaba dedi. Başka bir şey dedi. Mi çıkartmanız lazım bundan? Yok, özel bir anlam. Tabii bana karşı özel bir anlam olmayacaktır ama Emre bundan bir anlam çıkarmış. Şimdi Esra Hanım, ben o bakışından ilk gün tanıştığımız günkü bakışı yakaladım. Yoksa ben kalkıp da burada söylemem. O ilk gün baktığı bakış var ya bana. Onu ben yakaladım. Ve o yüzden de burada sevmiyorum ayaklarını bıraksın. Yalan söylemesin yani. Ya Emre tamam, ben seni seviyorum. Sevdiğimi söyleyeceğim. Kurban nereye gidecek hayatımız? Gel bir sarılalım. Ya bir git hadi Allah el aşkına. Tutuşalım, evimize gidelim. Misal sımsıcacık, diyorum misal. Sımsıcacık yuvamıza gidelim. Sımsıcacık yuvamıza gidemeyiz. Sen benim çocuğumu istemiyorsun ya evde. Evet. Gidemeyiz yani. Sen yine kapıda kalırsın. Senin yani. Senin çocuğun gidemeyiz. Benim çocuğum kızım. Ha, benim, şimdi öyle oldu. Benim, İstemedin ya çocuğumu. Benim kardeşim. Bunların hepsi problem oldu o yüzden. Bak ben her şeye razıyım. Yeter benim, ki evimize şimdi gelecek dön. 15 tatilde kızım benim yanıma gelecek. Sen evde yine olmayacaksın. Hadi ki barıştık. Şimdi arkadaşlarımız bu ne? Bu sehpa. Sürprizimiz. Gelen konuğumuzun sehpası. Bir gelsin mi gelen konuğumuz? Kim bakayım ben göreyim. Konuğumuz kim? Sürpriz bir konuğum var dedim ya dün. Sürpriz bir şey yapacağım diye söylemişler. Bir sürprizimiz var demiştim Nurgül'e de. Sürpriz konuğumuz Emre'nin annesi Nazlı Hanım geliyor. Alkışa geliyor. Bakın Nazlı Hanım'ı da ben istiyorum. Ben tabii daha önce siz bir programa katıldığınız bir program var. Orada da bayağı ilişkileri, evlilik yoluna giderken bayağı bir şey yapmışsınız. Ama ben tabii çok görmedim net olarak. Sadece bir düğününüzde annenizin çelenk gönderdiği zaman görmüştüm. Nazlı Hanım geliyor. Ama bak gelişi bile ağır ağır geliyor. Şimdi ne zamandır Nazlı Hanım'ı görmediniz Nurgül? Valla ben çok şaşırdım geldiğinde. Ben asla gelmez diyordum yani. Aslında öyle, gelmek de asla istemiyordu Nazlı Hanım. Ama dedi benim söyleyeceklerim var. Belki Emre villa ile jip konusunda ikna etmiştir annesini. Hani dedi ya annem villa ile jip alır, sen ona siz birazcık... Siz sanmıyorsunuz Nazlı Hanım, burada göreceksiniz. Belki jiple sen demiştin Emre bize. Nurgül bence bir ayağa kalkalım. Evet dedim. Ayağa kalkalım, annemin belini öpelim. Ayağa kalkalım beraber. Annem geliyor ya.
Beraber bir elini niye öpelim. Niye padişah mı geliyor? Şşşt. Düzden annem geliyor, anneme karşı saygı istiyorum Sultan buradan. Sultan mı geliyor, hanıma mı geliyor? Bir ayağa kalkar mısın? Geliyor. Ayağa kalkmadı. Hoş geldiniz Azra Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Gel bir annemin elini öpelim. Gerek yok. Hadi bu buzları kıralım artık. Hadi. Hiç gerek yok. Hadi bir ayağa kalk, istersen bir annemin elini öpelim. Gerek yok. Ayağını da indirir misin? Tamam. Bir ayağını indir. Anne hoş geldin. Eyvallah, tamam. Tamam yavrum, tamam. Nazlı Hanım herhalde sana da kızgın Emre biraz. Kızgınım tabii. Kızgın mısınız Nazlı Hanım? Kızgınım Esra Hanım. En çok neden, tabii siz daha önce de bir programa katılmışsınız ama en çok kırgınlığınız neden Emre'ye? Neden mi? Belli değil mi? Nurgül'den dolayı. Herhalde. Kimin için? Niçin? Niçin buradasınız? Size sorabilir miyim? Hala neyin devam edin? Neyin peşindesin sen? Evliliğimi kurtarmak için. Hangi evlilik? Senin evliliğin mi var? Evlilik kurt. Bu mu evlilik? Aslında evliliği evet kurtarmak istiyor. Nurgül aslında ayrılmak istiyor. Emre barışmak istiyor. Ben de mahkemeye verdim. Ayrılayım, boşanayım dediler. Mahkemeye verdim dediği için elime kına yaktım. Sevincimden hevesim şeyimde kaldı. Ha, siz kınayı boşanıyorlar diye mi yaktınız? Duyar duymaz gittim kına yaktım. Ama maalesef boşa yakmışım. Aslında Emre bize birazcık daha sizin yumuşadığınızı söylemişti. Beni? Evet. Buna? Evet. 6 senedir yumuşamamışım. 3 seneyle yumuşamamışım. Ya bırakın Allah'ı sen, şu tipe baksana, ayak sallıyor şey, saygı sıfır. Size, sıfır saygı, sıfır. Size hiç Nurgül saygı, beklediğiniz saygıyı göstermedi mi? Bacım, benim oğlumdan ayrısının saygısı kendilerine olsun, ben bir şey istemeyeyim. Hı hı. Nurgül, bak ayağını salladıkça sinir oluyor Nazlı Hanım. Sinir olsun diye yapıyorum zaten. Nurgül, sinir olsun diye yapıyorsun. Rica ediyorum, bir ayağa kalkıp annemin elini öper misin? Evet. Bir büyüğün geldi birazcık buraya. Birazcık Nazlı Hanım gelmiş. Belki de bir elini öpsen iyi olur. Yok yok yok, gerek yok, aman aman istemez. Bir sarılsan, bir öpsen. Abov, almayın, başım benden uzak olsun, istediği yere yakın olsun. Nurgül sen istersen bir bacağını indir. İstemiyor musun? İstemiyorum. Bilerek yapacaksın. Kadın rahatsız. Saygı yok. Ha? Hanımefendi saygı yok, saygı. Ayıp atep yok. Bir yönü küçüğünü bilmeyen bir insana sen onu indirtemezsin. Onu burasından gelmeli ki indire. O da onda da o yok. Size hiç saygı duymadı mı Nurgül? Aman kurbanım, bana hiçbir şey duymasın. Benden uzak dursun. Nereye giderse geçsin yeri. Benden uzak dursun. Emre sen anneni bazı konularda ikna edeceğini söylemiştin. Hmm, etsin de göreyim. Hangi kibar konuda? Suratına çay mı serpmedi? Suratına suyu mu serpmedi? Düğünde suratına şey mi etmedi? Ne yapmadı? Hangi tarafını ben tutayım size sorayım ben. Hangi iyi tarafını tuttum tamam diyeyim, bu bende. Onu da Emre anlatacak. Demek ki bir iyi tarafı var ki vazgeçemiyor. Ya bunu sen psikolog musun? Acı buna yardım et de belki inşallah kurtulur bundan. O benden ilişkilerini düzeltmen için yok, yardım istiyor. Düzeltme. Boz. Bozayım. Boz. Gerek ne diyorsun yok. Emre? Yok, ben gerçekten Nurgül'ü çok seviyorum. Sen sevin garibim. Ben sen gerçekten sevin, seviyorum. Sen sevin sen. Sen kendin evli sanayım başı küllü. Karı uyanlı olmuyor baksana. Tehe. Kendi kendine maziden çıkamamış, yeniyi görememiş. Başını almış gidik. Nurgül bir ayağa kalkar mısın? Bilmeden artık yere yeter. Git de bildiğin kadar ölü. Saygısızlığı ölü bırakalım duruş. Ben de anneme karşı. Bu sözü bir daha söyler misiniz? Ben hiç duymadım. Bir hani bir daha söyler misiniz? Maziden çıkamamış. Maziden çıkamamış yavrum. Yeniyi de görememiş. Anladın mı? Eskiden çıkamıyor ki. Eskiden çıkamadığı için de. Kendi kendine bir halt sanıyor işte. Yeni kim peki? Yeniyi görememiş derken ne demek? Sen kendini bir şey zannetsin. Benim hiç öyle bir şey zannettiğim yok. Ben senin karşına düzgün de otursam. Nurgül. Senin elini de öpsem. Öpme. Hiçbir şey. Yani zaten sen bunları kabul etmediğin için beni bu hale getiren sizsiniz. Nurgül, Nurgül. Yani sen bacak bacak uzak dur, Allah yolunu açık ya etsin. Ben zaten istemiyorum sen, ki oğluna söyle. Oğlum, ben zaten istemiyorum ki. Oğlumu beyni. Büyümeyi yapıp nereden papaz... düştüm ben? Ya kızım papaz büyüsü falan mı yaptın? Ne ettin sen? Melek.
Ya benim öyle şey, ben inanmıyorum ki öyle şeylere. Siz yaparsınız öyle şeyleri. Sen yaparsın. Ben bilmiyorum öyle şeyleri. Senin şeyler. El arkadaşlar bizim var bizim öyle bile. Bir şeyler. Antrefişli antrefişli arkadaşlarım var. Senin var işte. Yaparsın. Benim yok. Sizde benim var o. Allah'a şükür biz öyle şeyleri bilmek. Ama Allah başımıza döndürüyor demek ki. Biz öyle şeyleri bilmek yok. Biz Allah korkusu var bizde. Bizde hiç öyle bir şey yok. Ben inanmıyorum ben öyle şeylere. Ben öyle bir şey yapsam sen iki gün onun yanında oturamazdın ama bende Allah korkusu var. Ama eminim ki oğlum gerçekleri görecek. Ben istemiyorum ki zaten. Bu arada. Senin yüzünü ben seninle onu istemiyorum ama zaten. O sesinden mahrum et beni. Senden bir ricam var. Buyurun Nazan. Bu Didem Hanım mı neyse televizyona bağlandı. Ha, ben onun telefonunu isteyeyim. Emre ile boşandıktan sonra evlenmek isteyen hanımefendi. İşte onu yazdım anne. Babama. Ha. Allah nasip ederse inşallah. Kız da güzel. Güzel bir beğendiniz mi? Fıstık gibi kız. Anne lütfen böyle şeyler konuşmayalım. Bak kadın buradan kalkıp gidecek şimdi ben zaten burada zor oturtuyorum. Rica ediyorum inşallah. Bu tarz şeyler söyleme bak. İnşallah. Zaten zor duruyor nerede? Burada. Gider iki lütfen. Gün sonra yarın geri gelir oturur oraya. Bu tarz şeyler konuşma. Anne ben başkasını istemiyorum ya. Ya Esra Hanım sana ben... sorayım. Sana hı-hı. soruyorum. Madem istemiyor hala niye peşinde benim oğlumun? He? Bir. Olay bu. Oğlumu seveceksin. Benlik bir durum yok. Ben zaten istemiyorum. Ben boşanmak istiyorum. Bak beni nasıl ikna ettiler getirdiler. Ay. Boşanmak istiyorum. Ben istemiyorum sen senin oğlunu. Dört nala dört sen nala. Ben, ya sizin gibilerden çok var. Ben istemiyorum sizin gibileri. Ay bizim gibilerden çok varsa kullarında insan değilsiniz. Yere gidersin. Kullarında insan değilsiniz. Tehav. İnsanlardan nefret ettim sizi yüzünden. Annemle saygılı konuşur musun? Çek şeyini. Annemle biraz saygılı anne konuşur lan, musun? Çek şeyini be. Ben senin annene nasıl saygısızlık yapmıyorsam sen de benim tamam mı bak. Ben senin annene nasıl saygılı davranıyorsam gerçek. Sen de benim anneme eksiz. Saygılı davranacaksın. Saygılı. Sen benim anneme saygılı, benim anneme saygılı davran. Benim annem sana böyle mi davranıyor? O ayağını indir. Annem de kaldırıyor. Ya ben indirdiğim zaman da oldu. Öpeceksin. Öpeceğim zamanlar da oldu. Sen saygılı olacaksın ya. Hiç zamanında bu ilişkinin güzel olduğu zaman olmadı mı Nazlı Hanım'la? Hayır ya. Hiçbir zaman yakın ben olmadı. Ben ayağına da gittim, kapısına da gittim. Ayağımı bak, da ayağını indirdim. İndirdim. Ayağıma da kurban ederim, kapıma da kurban ederim. Beni oynatmalar. Benim kapımda değil avrat hiçbir şey olamaz. Gelinimi de gelin olmayı hiç hak evet. etmeyesin gelin olmamız. Ama artık o da bir gelininiz olmuş. Oğlunuz çok aşık ona müdürün. Ona gelininiz demeyelim lütfen. Gelin geçici için... diyelim. Geçici gelin. Ha, oğlumun hayatından geçerken Urgamış inşallah Allah nasip ederse beyle gidince. Peki neden gidici olduğunu düşünüyorsun? Emre 6 yıldır vazgeçmiyor ve bu kadını çok seviyor. Çok. Neden istemiyorsunuz Nurgül'ü mesela? Çok neden seviyor. İsteyim? Aşık değil misin Emre? Aşık ben. Aşık kelimesi az kalır. Ben... Bu kadına ruhumu teslim etmişim ya. Niye? O kadar ölü çok müsün de ruhumu teslim edeyim? Anne seviyorum seviyorum. Niye benim anlamıyorsun ya? Benim senin sevgili ben, düğünüm olsa benimle kurban ederim. Ben canımı ederim. Veririm bu kadına. Ömrümü vermişim. Ya sen hayatımı sen vermişim olacak. Ya. Saygı gösteren bir ailen ama yok bana. Ama sen de saygı göstermiyorsun. Ben zamanında gösterdim. Bak şimdi sen... Ben zamanında gösterdim. Nurgül. Gittim kapılarına. Aynı adımı görmeyince ben de bu aile bak, büründüm. Bak sen de saygı ben de göstermiyorsun. Senin sevmem bu bu bak. Hey gördük seni de gördük bak bak saygına bak utanmayın sıkılmayın bir insan kocasına su serper mi çay serper mi size soruyorum. Bir kayınvalide düğüne çelenk getirir mi? Dua et tabut getirdim. He, sen de dua et ben kendim bekledim suratına. İmamla beraber tabutu kucağıma alıp arkasından yürüyüş yapmadım dua et Allah'a. Neden çelenk gönderdiniz Nazlı Hanım düğüne? Orası cenaze töreniydi yavrum. Sizin için cenazeydi. Tabii benim oğlumu kaybettiğim gündü. Hatta lokma bile dağıttım çarşıda. Antep'in çarşısında lokma dağıttım. Neden lokma oğlumu dağıttın? Oğlumu kaybettim diye. Oğlunuzu kaybettiniz. He. Gitti çünkü evlendi oyuncak diye. Oyuncak ettim. Birilerine oynatmalarının eline oyuncak verdim diye. Bir de dediler ki yani insanların söylediği şey vardı. Nurgül Hanım da söyledi. Bana altın takılmasını engelledi kurban dedi. Kurban ederim teneke yine takmam. Taktın ya teneke. Anne bak sen de böyle. Tenekeden taktın yani. Teneke mi taktınız? Bak bak gazoz kapağına kurban ol elime sabaha kadar çalıştım. Gazoz bana dedi ki ne altın kemer kurban ederim seni dedim. Altın gazoz kapağından güzel bir kemer, bir gerdan, bir küpe yaptım eline getirdim. Daha ne edeyim? Öyle mi ya gazoz kapağından? Evet gazoz kapağından bir de uğraşmış yapmış getirdi ya. Eline. Gazoz kapağından kolye, kemer yapıp abi, götürdüm. Abi set taktım. Yaptım set. Ya kim tövbe. İster Allah aşkına böyle bir kayınvalidenin oğlunu da istemezsin ya. Ben de nefret ediyorum İstemiş artık. İstemişsen niye oturuyorsun orada? İstemiyorum. Boşanmak için geldim. Benim ne boşanması? Dışarıda farklısın içeride farklısın bana ya. Bana. Benim oğlumun renkli hayatını seviyor karı. Lingir fış lingir fış giyinsin süslensin sanat. Oğlan sanat dünyasında klip çekiyor ya. Lıngır fış lıngır fış kendi kendini göstersin orada. Yani Emre'yi sevdiğinden. Müzik şarkı söylüyor diye istiyor onu yanında. Ne?
Lüks hayatını seviyor Emre. Zaten karı lüksü seviyor yavrum. Ona 3 kağıt 5 kağıt yetmez. Emre'nin ömrü yetmez ona. Onu mutlu edemez. Ben bunu baştan belli söyleyeyim. Benim oğlumu sen mutlu edemek. Allah yolunu açık etsin diyeyim. Yere. Anne böyle ben konuştuğun için edeyim. Kadın benden soğudu. Böyle yaptığın İnşallah. İçin bu kadın benden soğuyor. Nefret İnşallah ediyor. İnşallah Allah sen de bu şekilde davrandığın için benim annemle aramı kötü yapıyorsun. Anladın mı? Her şekilde kötü oluyor. Ne yapmasını istiyorsun Emre? Ne oldu? Ne yaptın? Yaptım yaptım. Ya ne yapması mı var Esra Hanım? Başta şu ayağını indir diyoruz. İndirmiyor. Yaptım, İndir şu ayağını. Yaptım. Kalk bir öp elini. Sanki öptük de elini verdi annen. Vermem diyor kadın ya. Yani. Denedin mi? Denedim. Kaç defa denedim. Bir şu ayağını bir indir. Saygı ya büyüğümüz ya. Sevmiyorum, saygı duymuyorum. Yeniz, size hani bu tabii ki herkesin saygı, görgü ya da gelenekleri de farklıdır. Bacak bacak üstlenmek saygısızlık olarak mı gözüküyor? Şimdi ben tabii herkesin kayınvalide ilişkisi farklı. Ben de eski kayınvalidemin karşısında çok rahat ederek oturabiliyordum ama bazı kültürel olarak farklı olabilir. Siz ne diyorsunuz kayınvalidenin karşısında bacak bacak üstüne atmaya? Nurgülleri değerlendirin. Biz genel değil. Nurgülleri değerlendirin. Filiz Hanım buyurun. Bana göre Nazlı Hanım haklı. Yani sevmemiş olabilirsin Nurgül. Ama saygı duyuyorsun. Senden büyük bacağını sallaman. Çok hoş bir davranış değil ya. Seni kınadım yani şu anda ben. Çok üzüldüm. Tabut gönderme deme dua edin. Daha fazlasını hak ediyor da ben bir yapmıyorum. Bir daha Filiz söyler misin? Sesin az gelmiş. Ben Nurgül Hanım'ı kınadım. Yani senin kayınvalide olarak görme. Senin büyüğün o. Yani bir özgeçmişiniz oldu sizin 6 senedir oğluyla berabersin. En azından bir saygıdan kalkıp ayağa kalkabilirdin. Karşısına geçip bacağını sallamak Vallahi nedir ben, ya? Ben çok her şeyi bilen bir kadınım. Kimi karşısına ayağa kalkmam gerektiğini, oturmam gerektiğini. Her şeyi biliyorsun demek ki ama saygıyı bilmiyorsun. Ne alakası var? Bacak bacak üstüne evet, atmakla saygıyı bilmiyorsun. Saygının ne alakası var ya? Çok alakası ben annemin var. Karşısında bacak bacak üstüne Bakın. Atıyorum. O evet. kim ki yani? Bakın, onun annesi. Evde olabilir. Tamam ev halisin o ama 85 milyonun karşısında sen benim karşımda böyle oturamazsın. Oturuyorum işte. Oturamazsın. Saygısızsın. O yüzden demek de seni kabul etmeyeyim. Ben indirsem kabul mü edeceksin sanki? İstemeyeyim. Yok. Yere. Oynatmalık yapma yere. Hanımefendi dinler misiniz? Ne Bence var? Saygıyı hak etmek lazım. Ben Nurgül'e evet. katılıyorum. Ama ben sen konuşma hacı. Çok hak etmesi, saygıyı hak etmesi lazım diyorsunuz. Sen öyle davranmışsan onun yapacağı da olur. Büyük sensin. Sen senin büyük, adın ne? Siz büyüksünüz. Vesile. Vesile mi? Vesile. Vesile Hanım. Buyur. Güzel bacım, sen herhalde izlemişsin olayları takip etmiyor. İzliyorum, görüyorum. Ben de insanım. Oğlum ben de bana yaptığını. Benim kayınvalidem de bana düğünümde terbiye görmese ben daha beterini yapardım. Sen zaten boş konuşma. Ondan öncesini bileyim de hemen boş konuşun kız. Boş konuşma. Boş konuşma kes. Benim de 3 tane oğlum var. Ben de yaparım, bana da yaparlar. Saygıyı hak etmek lazım. Ya yeri ya bakma. Sen hak etten yaşarsın inşallah. Yere oynatma kendini. Ben Nurgül'ün annesine o kadar çok saygılı davrandım evet. ki. Nurgül'ün annesine buraya gelseydi elini ayağını öperdim. Ama benim sen annem geldiğinde işte. Böyle bir saygı görmüyoruz. Neden? Çünkü Nurgül Hanım'ın saygısızlığından kaynaklanıyor. Birazcık adım atsan, ayağını indirsen, elini öpsen belki burada şu anda buzları eriteceğiz. Evimize ne istiyorsak alacağız. Vallahi diyorum sana ya. Ben aslında birazcık daha saygılı davransa bunlar değişir. Değişecek tabii Esra Hanım. Yani siz bir insana nasıl yaklaşırsınız? Nurgül Hanım'a hiç umurunda değil, ayağını da sallamayı, iyice yükseğe karşı sallamayı. Saygısızlık işte, saygısızlık başını almış gibi. Yani şunu normal bir insan yapmaz. Normal. Dansın, ben normal bir insan yapmaz da beni anormal yaptığınız için artık yapıyorum yani. Peki başta seviyor muydunuz? Yok. İlk başta. Hiç sevmedim. İlk getirdi size, tanıştırdı. Hiç sevmedim. Hiç sevmedi Neden ya. Neden sevmediniz? Hiç sevmedim. Oğlum bundan avrat olmaz, gönder geçsin dedim. Neden peki? Ya ben insan sarafıyım yavrum. Şöyle bir bakayım Görür tamam. Görür görmez mi anladınız? Görür yoksa... görmez oğlum akıllı. Yok anne zaten arkadaşlık dedi. Ha kabul etmedi önce. Arkadaşlık anne dedi. Peki ben sonra? Sonra ondan sonra birkaç gün sonra aradan biraz zaman geçti. Bunu bir daha getirdi. Oğlum hayırdır dedim, bu işler hoşuma gitmiyor haberim. Gene ben hürmetimi yaptım. Biz görgülü bir insanız. Anladın mı? Evet. Biz Gaziantep'liyik. Evimize düşman da gelse yüzümüze eşki demek. Kalktık. Gene hürmetimizi ettik ama o gittikten sonra dedim bunu bir daha hayatımda görmek istemeyeyim ben. İstemiyorum. İlişki olarak da yaşamam. Ondan sonra benim akıllı oğlum evi terk etti. 3 ay eve gelmedi. Aşık olduğu için. Aman aşkı batsın. 3 ay eve gelmedi. Artık oğlan kökten gidiyor, kaybediyor oğlanı. Ne yapak, ne yapak? Artık çağırdım. Gel oğlum dedim. Ya Allah'tan kork. Nedir derdin? Ben
Ben kızın ailesine söz verdim. Beraber gidecek. Nereye gidecek? Anasına tanışacak. Dedim sadece giderim ha tanışmaya. Şöyle bir de anasını göreyim. Danasını göreyim ondan sonra. E gittik. Oturduk. Sağ olsun kadın bir şeyler yapmış getirmiş. Önümüze koydu. Söylenmez şimdi. Ondan sonra hanımefendi çay almaya gitti. Anası karşıma geçti. İşte önce bak var ya otu çek köküne bak. Kadın geldi. Eviniz var mı? Sana ne kızım benim evim varsa sana ne? Daha yeni gelmişim seni yeni göreyim. Evinizi sordu ilk önce. Arabanız var mı? Evim arabam olsa senin evinde ne işin var? Hı. Ondan sonra ama şunusu var mı bunun? Biz baldırı çıplağı kız vermek. Kızım git baldırı dolu bul git ona ver dedim. Ha seni vermediler kızı. Annen vermedi istemedim, mi seni ilk önce? İstemedim kız istemedim. Sadece yine bir görmeye gitmişim. He kadın... Hani oğlan evinde bir şey yok kız evinde davul dümbelek ya ona evet. Döndük. Öyle deyince dedim oğlum bilet kesilmiştir daha bu kapıdan içeriye bu kadın giremez. İşte oraya da çıkmışlar kendiler oynattılar ne ettiler ne etmediler. Ama benim istemiyorum. Allah ben de bayılmıyorum. Peki Nazlı Hanım siz kızınızı çok parası olmayan birine verir misiniz? İnsan olsun insan. Arınan namısından evine bir sokum ekmek getirsin başımın üstünde hayır, yeri evi var. Evi de yok arabası da yok. Olmasın. Önemli değil mi sizin için? Bacım insan olsun insan her şey ev araba değil. Anladın mı? Parası var puru var ahlâ beşkağıt etmez insanlara verip de kızın arkasına rezil olduktan sonra neye yarar? Padişah kızına sormuş kızım baht mı vereyim taht mı? Baba sen bana baht ver taht ayağıma gelir demiş. Bir de bu arada Nazlı Hanım oğlunuz ilk başta Emre kendini bayağı bir zengin tanıtmış öyle değil mi? Evim var arabam yo, var. Yok tamam her gencin yaprağı yapmış. Benim annem öyle şeyler soracak bir kadın değil. Doğru söylemiyor mu Nazlı Hanım? Ya yok ya. Ben yalan benim söyleyeyim. Benim annem öyle bir şey sorma. Annem zaten bana sormadı mı ki ben söylemişimdir bilmiştir. Ben yani. Yalan mı söyleyeyim lan? Yok sordu. Evin, sen orada mı? Mıydın? Arabam var mı? Sen bizim eve bir kere bile girmemiştin. Ben telefonu açtım bölgüme koydum size duyurmak için. Abulay bu inanmaz diye. Telefonu açık bölgümde o dışarıda duyuyordu hepsini. Hepsini duydum ben. Hey yavrum hey. Arabamı evime hepsini anneme daha ilk gün gider gitmez ben hemen söylediniz. Ben inanmıyorum Allah'a sorun. Hemen hayır gerçekten mi? Ne zaman kısmetse ne zaman boşanayım? Ay davuzuna getireceğim. Oğluna sor oğluna. Davuzuna kuracağım. Ben zaten evlendiğim gün boşanmak anne, istedim. Ben boşanmak istemiyorum. Ben karımı seviyorum. Senden de bir şey rica ben ediyorum. Ben istemeyeyim. Lütfen bu tarz muhabbetler yapmayalım. Konuşmayalım. Burada bugün bu olayı çözelim ya. Hemen çözelim biz buradan gidelim. Nasıl sen çözeceğiz? Yaparsın. İsteyince Esra Hanım annem benim istesin. Saniyede Nurgül'le melek gibi olur. Niye? O kadar aslında yüreği niye o kadar istemeyim? Şeffaf niye, bir kadın. Niye? Düzeltir aramızı. Ben sevmeyeyim. Ne yapacak? Ne yaparak? Annemin bir adımı böyle anaç yaklaşımı inanın etrafındaki çok seveni var. Böyle bir sarılsa hemen insanlar ona şey yapıyor. Beyefendi. Nurgül'e de yapsa. Ayağıma bak. Ayağımı kurban ederim sizin için gene kımıldam. Nurgül'e de yapsa Esra Hanım. Hep öyle söylediğin için biz bu hale geldik biliyor musun? Allah daha beter etsin. Yok ayağımı kıpırdatmam. Yok oramı kıpırdatmam. Senin için bir şey yapmam. 50 tane düğün yapsan çelengin daha farklılarını getiririm düğününe. Yeni çelengi getirin. Ben senin oğlunu istemiyorum. İstemiyorum. Oğlunu İnşallah. İstemiyorum zaten. Kız ben zaten sana ayılıp bayılmıyorum. İşte. İstemeyin de kliplerde ben... niye fingirdin? İstemeyin de oğlan klip çekince hemen küskünken anayın evindeyken kaça kaça gelin ara yapayım. Oğlun ne vardı oğlun oğlun. Ya, ha, doğru ya. Emre'nin yeni klibinde oynadı. Onu azıcık göstersek ya klibi. Birazcık gösterelim. Kendisi yalvardı bana. 50 tane klibimi izlensin dedi. Ne alakası kurban. Var ya? Sen yalvarmadın ne bana. Ne alakası var abi? Senle biz bir ortak iş yaptık. Klipte oynadın. Kendin geldin oynadın. Ben bir kere aradım geldin oynadın. Her şeyin bir yakışığı var. Yakışmış. Ortak bir iş yapmıyor muyuz seninle? Ortak bir iş. Bir duyarım ortak şu klip yeni klip mi? Bir bakayım biraz seslensin. Ortak bir iş yapmıyor muyuz? Kendi kendine oynayayım. Ortak bir iş yapsak da sen bana yalvarmadın mı o klipte oynayayım diye? Ona bakarsan sen git. Bir duyarım bakayım sen şu klibi. Emre bak klibi. Sesini açsanıza. Sana verdim bu değeri. Benim...
şekerim sandın. Şunla yalnız kaldım. Yaktım bir sigara. Dumanı sardı beni. Ben kaçtıkça aştan. Bırakmıyor peşimi. Hayırlı olsun klibiniz. Burada tabii gayet mutlu Mesut, hani bir şekilde şey yapmışsınız. Klip çektiğimiz için klipte şey yapıyoruz. Böyle ama annem de diyor ki bu klip tutmaz. Tutmaz. Neden tutmaz? Nurgül var. Nurgül olduğu için ben. Tutmaz diyor. Niye Nurgül olur? Tutarsa olduğu... benden tutar ya. Sen ben öyle düşünüyorum. Kız yani. Sen kendini ne sanıyorsun? He? Çördük. Ne sanıyorsun kendini? Sen kendini ne zannediyorsun? Çördük ne demek çördük? Yöresel herhalde. Artık yöresel. Çördük topal yani. Demektir herhalde. Ne çördük olacak? Ne demek? Boş ver, anlayan anladı. Çördük. Hiç bilmiyorum evet, gerçekten de, ne demek. Seni de gördük. Çördük ne demek? Seni de gördük dik. Yani fazla ölmedik. Çördük ne demekmiş? Tabii ben Nilgün için konuşacağım. O mutluluğu şu kadının gönlünü alınca birleşirsiniz. Ne mutlusunuz şurada. Cevap. Kız neresi mutlu? Çay serpiyor, su serpiyor. Neresi? Kaç gündür beni izleyin. Onlar geçer, geçer onlar. Ya git. Şöyle güzel. Hanginiz kocanıza bardak fırlatıyor siz? Mutlusuyuz. Hanginiz kocanıza su serpiyor siz mutlusuyuz? Yok öyle şey. Kendinizi oynatmayın. Şöyle vallahi güzel bir sofra. Oluyor öyle şeyler ya. 38 senelik evli. Eskiden de onlar eskiden. 38 senedir evliyim. Kadının kocama var ya. Zamanları 38 sene önceydi. Şimdi artık öyle bir şey yok. Bak saygı yok. Geçin onları. 38 senedir evliyim. Daha ben kocama bunun yaptığının yarısını yapsam. Vallahi bir gün avra dedi kapıya koymazdı beni. Nazlı nasıl davranıyorsunuz siz eşinize? Saygı. Saygı. Yani büyüğümüz Allah Allah evimizin reisi ekmeğimizi getiriyor, yaşımızı getiriyor. Allah razı olsun. 5 tane çocuğumuz var, 7 tane torunum var. Sizin bu ilişkiyi istemememizin sebebi Nurgül'ün aslında Emre'ye saygı duymaması mı? Duymaması. Koca yurdunda görmüyor, görmüyor. Kadın koca yurdunda görmüyor. Sana sorayım avukat. Avradın sana böyle yapsa kabul eder mi? Kaç gün kabul eder? Avukat ol. Böyle, bana sorayım. Ben zaten avratların hiçbir şeyine tahammül edemediğim için. Avratlar hiçbir şeyine. Allah razı olsun benden. Kadınlara tahammül edemedim. Ben de tahammül edemem. Ben anneme. Hüseyin Bey kadınlara tahammül edemiyorum diyor. O senin gibi kadınlardan bahsediyor. Ben annemden rica ediyorum. Şu an ben Nurgül'ü bir şekilde şey yapamadım. Annemden rica ediyorum. Anneciğim seni çok seviyorum bir tanem. Elini de öpeyim. Kurban oldum. Emre sen de bir şey rica ediyorum. Sen de tek bir şey rica ediyorum. Anne tek bir şey rica ediyorum. Şu kızın olarak gör. Niye? Nurgül'e şöyle bir sarıl. Niye? Vallahi bu buzlar eriyecek. Niye? Yemin niye? Ederim. Başı küllü niye? Anne, senin gözün boyanmış. Benimki boyanmadı ki. Seviyorum. Ben gerçekleri görüyorum. Niye benim adam yok mu zaten senin evladın olayım ben ya. Benim annem var. Sen kendine yapıştır. Anne ben her gün eriyorum bu kadın için. Bak her gün eriyorum. Karşılıklı biliyor musun? Rica ediyorum ya. Bir kalk. Sende hiç mi akıl yok hiç mi? Bende akıl var. Ben adamım. Hiç mi gurur kalmadı? Hiç mi şeref kalmadı? Hiç mi onur kalmadı? Var. Var. Hepsi var bende anne. Bir erkeğe bu yapılır mı? Bir erkek bunu kabul eder mi? Anne. Nedir ya? Erkek erkek nedir? Saldırazan mı bu erkekler ya? Anne. Onlar her şeyi yapsınlar. Dönsünler, sönsünler, kapıyı açsınlar. Biz bir bardak su fırlatınca kadın yapamaz. Niye yapamayalım ya? Anne. Oynatma. Niye anne. Yapamayalım? Oynatma. Niye yapamayalım yani? Kendini erkekler. Anne, siz erkekleri bu hale getiriyorsunuz. Sizin gibi zihniyetler yani. Kurban oldum. Yani sen benim zihniyetime kurban ol yere. Evliliğin içinde nasıl davranılması gerektiğini sen yani baştan söylemişsin Emre. Bakmışın yanına otur. Öyle mi? Evet. Bakmışın yanına git. Nazlı Hanım. Evliliği nasıl istediğini Nurgül baştan söylemiş. Yemek yapmam, ütü yapmam, temizlik yapmam. Niye evlendin? Dışarıdan yemek. Emre bunu kabul etmiş. Evde bütün... Cahil. Onun yaşına bunun yaşı bir değil ki çocuk bu. Çocuğa ne desen ona kadar. Yaş farkı var. Ne kadar anne, yaş farkı var ya. Arasında? Herhal 10-15 var ne bileyim. 10-15 yaş büyük. 6 yaş büyük. 6 yaş ya. Büyük. 6 yaş büyük ya. 20 falan da olabilir. Abartma ya. Anne bırak artık bu inadı. Nurgül'e de sen bir adım at. Atmıyor. Sen bari büyüklüğünü yap. Büyüklük göster ya. Benim annemsin ya. Sen annem o büyüklüğün fazlasını gösterin. Tekmeleri yiyin. Ben hayır, gösteremem. Bir büyüklük yapacaksın bugün. Burada şu ortaya geleceksin. Nurgül'e kızım diyeceksin. Özür dilerim. Oldu. Düğünde tatsızlıklar yaşadık. Olabilirdi. Ezrail'e oğlum kızım derim gene ona demem. Anne. Hadi yere. Anne. Benim senin kızın olmaya ihtiyacım yok zaten. Benim annem var. Benim ya şunu var. Niye şu zihniyetten çıkın? Onun annesi olmak
Emre sence annen gönül alır mı Nurgül'ün gider? Kurban eder mi? Esra Kurban Hanım ederim. Annemin tek bir hareketi inanın diyorum burada herkes şok olur. Bak vallahi diyorum burada tek bir hareketi herkesi bir şok şey eder. Söyleyeceğim. Nurgül nasıl yapar biliyor musun? Hey, anne tek ayaküstünde bekleyeceksin. Ya bak, tek ayağa basın. Vallahi tek ayaküstünde bekleyeceksin. Nasıl istiyorsun? Nasıl kadın? Ya kızım nesin Esra Hanım sarısın ya. Bu benim gelinim nesin? Evlat katil olacak. Vallahi ben de. Vallahi. Beni de koca katil edecek. Beni koca katil olacakmış. Ne bak, yanında tutayım o zaman ayrı. İstemiyorum ayrı. Arkasına ne gezeyim? Sen de bırak diye bırakamıyorsun. İstemediğim adama peşinde ne işim var benim? Benim sen de oğlunu istemiyorsun yani peşinde ne işim var? Nurgül de sen belki. Sen de istemiyorsun oğlunun peşinde ne işim var? Geliyorsun. Evlat evlat Allah kahretsin. Tamam işte tamam. Benim de tamam. Kocam kocam. Tamam evladınsan ben senin evladınsan senden bir şey rica ediyorum. Seni bu kanserden kurtarıcım. Bak gövdeğini ben senin evladınsan benim erimeme razı oluyor musun? Burada bu hareketleri şey görmeme razı oluyor musun? Nazlı Hanım ben şunu çok merak ediyorum. Hiç üzülmüyor musunuz? Emre bu yerlerde sürünüyor. Sizden bir adım aynen. Bekliyor. Bir adım bekliyor. Atamaz mıyız bir kurban adım acaba? Kurban ederim adımımı. Ayağıma kurban ederim. Ayağımın da bir şeyi ama var. Ama bu kadar üzülüyor oğlunuz. Üzülüyor musunuz onun için? Hak ediyor demek ki. Adam olsun, üzülmesin. Adam olsun, avradın ayağının altına yatmasın. Adam olsun, kaynanasının ayağını yıkamasın. Adam olsun, yüzüne susur, serpilmesin. Tokat yemesin. Ulan niye yetiştirdin? Ben Antep gibi yerde yetiştirmişim seni. Adam ol, adam. Hepsi senin suçun biliyor musun? Adam abi? Ol. Mesela adam ol derken Nazan, Nurgül'e nasıl davransın? Bak, bacım benim. Evlilikte her şey olur. Ama dört duvar arasında olur. Evet. Ben bunu gider de bir toplumda yaparsam insanlar yüzüme tükürür benim. Hı-hı. Anladın mı? Kocamı değil, bana derler. Ya sen nasıl avratsın? Kocanı rezil ettin. Adamı avrat rezil de eder, vezir de eder. Bizimki evet. Rezillikten başka bir şey görmedi bir buçuk senedir. Önüne bir kap yemek gelmedi, bir bardak çay gelmedi. Büyük gömleğe ütülenmedi. Hı-hı. Yatışın yapılmadı diye. Yok yok. Getir yiyeyim dönüm yatayım. Başka bir şey yok. Benden ama uzak Allah'a yakın. Kızım geli istemiyorum. Anam geli istemiyorum. Ay, bu çocuğun da evi yahu. Nereye gitsin? Her gün bana gelecek halı yok ya. Anne bir kere bir gün boyunca bu kadını gelinim olarak kabul ettin mi sen ya? He? Böyle ben gelinim bağrına yok bastın ki. Mı? Bak Allah aşkına. Yani baştan da istememişsiniz yok, ya. Yok hala da işte 50 sene sonra gel oraya otur de ki Nazlı'nın isteyim vallahi isteyim. Peki şimdi baştan gördünüz yaşı büyük diye mi? Yoksa size göre böyle daha rahat mı geldi? Neden baştan istemediniz? Evlenip ayrılıp çocuğu olmasın. Hani sizin kriminizin. Biz ayrı dünyaların insanıyız yavrum. Şuna bak bize bak. Anladın mı? Farklı olduğunuz kadında için. Kadında saygı yok. Terbiye yok. Ahlak yok. Büyüğü gördüm ayağa kalkma yok. Küçüğünü sevme sayma yok. E ben bunu ne edeceğim de avrat diye evde tutayım. Avrat vardır bir çöple 40 ocak yakar. Avrat var 40 çöple bir ocak yakamaz. Bu 40 tane çöple bir ocak da yakamaz. Yani bunlar aslında bir eş olarak görevlerini yerine getiremez olarak yok, düşünüyorsun. Yok getiremez baksana. Villa istiyorum. Kız ben sana niye villa alayım? Niye? Kulübeler yetmiyor mu? Ocaklıklar senin ağzına da çok gözüne de çok. Bir de villa mı aldıracağım sana? Canım sağken aldırmam evelallah. Ama İnşallah Emre, yakın zamanda. Emre diyor ki, Emre dedi ki bize annemi ikna edersek annem villa da alır, jip Allah da alır. Allah rahmet etsin sen iyi adamdın. He? Annem villa da alır, jip de alır dedi. Kurban ederim. Kurban ederim. Abi öyle delikli Emre, konuşu kurban ederim. Emre sen o gün başta konuşuyordun. Annen yani pek öyle ikna olacak gibi konuşmuyor. Esra Hanım ben o kadar çok arada kalmışım ki bu arada kalmaktan da yoruldum. Anneme gidip farklı konuşuyorum. Nurgül'e gelip farklı konuşuyorum. Sırf araları düzelsin diye. Nurgül'e diyorum anneme bir adım yaklaşsa. Ya bir şey söyleyeyim Esra Hanım. Tek sorun ne biliyor musunuz? Bunlar birbirlerine bir sarılsalar. Niye aslında mi? İkisinin istediği her şey olacak. O düzgün bir gelin olacak. Ben inanıyorum Nurgül'ün güzel bir gelin bu olacağına. Mu? Evet. Bu mu? Tamam mı? Nurgül'ün de isteklerini sanki annemin olacağına inanıyorum. Sanki bodruma çıktık mankenlik yapıyor. Elimizde saçımızda ayak ayağın üstünde. Tehav. Nurgül'ün de isteklerini, büyük mü var, kimin umurunda? İsteklerini annemin alacağına inanıyorum. Vallahi inanıyorum. Sadece bu iki kişinin burada oturup birbirleriyle konuşması lazım. Yani düzgünce. Birbirleriyle konuşsalar, sevseler senin annen villa ve araba mı alır diyorsun? Evet alır. Annem de saygılı bir geline sahip buna olacak. Buna değil ama. Senden tek ricam bana Didem'in numarasını verin. Onu yedek olarak yerine tutacağım. Arayan, Ankara'dan arayan kız. Niye he. Onun için? Nasıl çok sen hoşuma gitti. Nesi hoşunuza gitti? Öyle güzel konuşuyor ki adamdan anlıyor. Ondan sonra yetişme tarzını bak ne kadar güzel anlattı.
bir erkeğe ne güzel anlattı, ifade etti. Bunun gibi der, yerin dibine gömmeyin. Anlıyor kadın. O ses yüzden tonunu falan da beğendiniz siz onun herhalde. Resmini de gördüm. Resmini çok de güzel. Gördünüz. Çok beğendiniz. Hoşuma gitti. Çok abba. Maşallah. İnşallah bay gelin. Esmer güzeli olarak sözsüz ama Emre orada tepkisini koydu. Esra. Buradan vazgeçmiyorum. Benim, oğlum bu hastalıktan kurtulur inşallah. Anneciğim benim etrafımda kim varsa anam benim bacım. Bak o kadar söylüyorum sana. Ben bu kadından başkasına farklı bir gözle bakmıyorum. Bak emin oluyorum size. Herkese de söylüyorum. Bu kadın varsa yoksa bu kadın olacak. Olmuyorsa da olmasın. Ben bu saatten sonra da kimseyi istemiyorum zaten. Bu saatten sonra sen de benim evime giremezsin artık. Madem böyle konuşayım. Git yerine de kalırsan kal. Yere. E nerede kalacak? Bana ilgilendirmez. Nerede kalırsa kalsın. Çok muhterem övdüğü karısının kapısına gitsin yatsın. Ne yapayım? Gitsin orada kalsın. Siz altlı üstü oturuyorsunuz bu İnadıma arada. İnadıma gittim. Ama İnadına. Bak şimdi Nurgül görüyorsun değil mi halimi? Allah için bak. Sen beni eve almıyorsun. Bak annem de beni eve almıyor. Ortada kaldım. Daha bu beter işin ol. Sonu nereye gidecek? Daha beter biri ol. Bir şey söylesin bak. Bu işin sonu nereye gidecek? O da beni istemiyor. Bu da beni istemiyor. Ortada kalan hep Emre oluyor. Siz bayım. Kendi kafanıza göre bak, bayım. Sana bir çözüm bulayım. Bu işin sonu ne olacak bileyim mi? Benden boşan kurtul. Bu işin sonu ne olacak bileyim mi bayım? Sen böyle arada çok rezil olacaksın. Çok kepaze olacaksın. El etek daha çok öpeceksin. Sonunda konteynerin yanı olacaksın. Orada çürüyeceksin gideceksin. Nurgül'e elinde çiçekle bir gün böyle buzluğun burada kalacak. Hayatı böyle geçici. Emre. Fıs geçici. Kısmet. Nurgül'ün yanına şimdi annen seni eve almazsa bugün Nurgül'ün yanına gider misin kalmaya? Açar mı Nurgül? Ben açmam kapıyı. Kapıyı açmazsın. O her gün geliyor yalvarıyor geleyim diye. Her gün kapıya yalvarıyor. Yalvarmışıyor tabii. Ben istemiyorum. İnanın diyorum size ilk evlenmeye çalıştığım dönemde kendi kendine kumaşı sanıyor bulunmadı. Zaten öyleyim. Senin oğlunun gözünde ben Hint kumaşıyım. İki benim gözümde çavut parçası dersin. 2 yıl otelde yaşadım ya. 2 yıl otel köşelerinde kaldım ben. 2 yıl 5 yıl daha kalırsın. Ne olacak alışmışsın sen rezilliğe. Emre sen şimdi o kadar gündür annenle kalıyorsun. Hiç demedi mi bu kadın yapar yapmaz anlamadın mı? Sen de biraz hayal dünyasında yaşamıyor musun barıştırma? Yani hiç, yo, hiç barışık anneni yok çünkü. Sen ya, evde de aynı o best üzülmesin diye ile konuşuyor. Ben evde neler yapayım ona ya. Bırak diyeyim boşa diyeyim neler söyleyeyim. O bes bunun korkusuna namaz sonra duyar da kızar diye geliyor burada renkli yalanlar. Nazlı Hanım adamın aşktan gözü kör olmuş. Olur, normal yavrum. Düşünme yeteneğini kaybetmiş. Güzel kardeşim hangi aşktan bahsedin? Kendi hayal dünyasında. Kendinden bahsediyorum ya adam kendi öyle diyor. Kendi seviyor kendi. Kadında yok. Kendi kendine işte, evli sanıyor. Zaten adama aşık zaten. Ya bırak yani ya. Kadın değil adam aşık. Aşağıda baksana ya. Görmezsek adam gözü inanır. Kör olmuş sen ya, bambaşka Nurgül bir şey zaten diyor. İstemediğini söylüyor açıkça. Ha. Dün de Nurgül'e altın hediyesi aldı. Evet, tamam, 40 binlik. Tamam yarın alır bir gün eve. 40 binlik altın hediyesi aldı. Kurban ederim. Yok eve yine almadı. Altını kasaya koydu Nurgül. Geri de vermedi. Barışmadı yine. Kadın paracı. Kadın parayı seviyor. Kadın malı seviyor. Mülkü seviyor. Koca sevmiyor. Kadın hayatı seviyor. Renkli hayatı seviyor. Erkek seviyor. Yani eğlenme, şey yapma. Birlikte vakit geçirsinler. Beni zorla konuşturmayın. Klip çeksinler. Ondan hoşlanıyor. Nurgül. Ben annemin adına her şey için senden özür diliyorum. Ya sen de bak, birileri yüzünden birilerinden özür dilemekten vazgeç artık ya vallahi. Ben annemin adına her şeyi söylüyor. Ben... Sen de ağzını açıp ananı dinliyorsun. Sonra da diyorsun ki Nurgül senden özür dilerim. Ne diyeyim? Ya bir gidin Allah aşkına ya. Anneme karşı. Sen beni yerin dibine sokuyorsunuz, sokturuyorsun. Ben soktum. Sonra bana geri dön. Ne döneceğim sana ya? Ben seni istemiyorum. İstesem de istemiyorum. Kız gerçekten mi? Vallahi kurban keserim ha. Vallahi senin oğlu koyunu yatır yani keserim. Yani Emre'cim bak ben sana söyleyeyim. Ben değil bir başkası da olsa 100 tane de hanımefendi getirsen buraya senin annen gene istemeyecek. Oy. Senin anne seni istiyor sadece. Aynen. Nurgül. Senin gibisini istemeyin. Evimize gidelim o zaman. Ha? Birlikte ha, yaşamaya ev. Devam edin. Yaşayalım. Şu lüks hayatından vazgeç. Bırak şu villayı, arabayı. Ya ben ev alıyorum. Annenin gazına geliyorsun. Bu sefer de diyorsun ki kızını evine almayacaksın. Onun evine bir tarafların oynuyor. Gidiyorsun anne seni dolduruyor aşağıya gönder. Her gün kavga ediyoruz. İstemiyorum Emre. Daha da fazlasını yapacağım bugün ben yani. Sonra Allah nasip ederse. Ananın evine gitmeyeceksin o zaman yani. Hiç gitmeyeceksin ananın evine. Niye sen ananla vazgeçir mi kız? Sen ananla vazgeçir mi? Olsa... Lelik. Bir dakika bir dakika. Benim annem senin gibi olsa... Ben geçerim. Teho. Uğraşamam yani ben. Karşı köyün cehennemle döverlerdi. Vardım gittim tokmak ile döverler. Kadın bilmediği yere gidip bildiği kadar övünüyor. Azıcık bırakın arka geniş atsın.
Peki Emre'nin aslında yapması gereken o zaman Nurgül senin isteğin başka yere taşınmak. Anneyle altlı üstlü olmamak mı? Bırakamam. Emre nereye taşınırsa ben de oradayım. Villaya taşınsa? Villaya taşınamaz. Benim canım sakin onu villada tutturur muyum? Hiç bana bu kadar söyleyici bir de kendi villaya sokturucum. Tek kapısında anca bekçi olarak kalır. Villada bekçi olur anca diyorsun. Aynen ya da hizmetçisi. Oğlun olur. Ya da hizmetçisi olursun. Bekçi kadından olmayacak ki. Ya da hizmetçisi olursun. Doğru söylüyorsun, hizmetçi olabilirsin. Anne biraz düzgün konuşur musun? Hayır ya? Konuşamam. Bu iş çok kötüye gidiyor. Sonra da diyorsun ki. Konuşamam. Canım sağ olduğu sürece sana ondan avrat olmaz diyeyim ha. Aç o gözlerini. Ki, bu kadın bana karşı niye böyle ayağını indirmiyor? Aç o gözlerini aç. Hayvan bak, mısın? Sonra da diyorsun ki bu kadın bana niye böyle saygısız. Biraz düzgün konuş ya. Yok Didem'i katıyorsun. Ne diyeyim ben de senin gibi gideyim el ayak mı öpeyim? Anne bu kızı bir kere ya. Bir kere gelinim ne yapmasını istiyorsun? Ya gelinim de sarıl şu kıza artık yeter ya. Bir kere şu kıza gelinim de ya. Esra hiç Hanım, yapmıyorsun ki bunları. Gelinim demeliyim şimdi. Hele şu çay may döktüğü yerleri bir atsanız da ya. Hele bir açın şu çay açın. Onu gösterelim hele çay hele bir attım. Göreyim ben şu çay açılan yerleri bir göreyim de şöyle. Göreyim hele nasıl bir gelin almışım. Düşmana yazdık ya uğra günah. Yezide harap yazdı. Bak bu yazdı. Mu? Bu görüntü. He nasıldı o? Güller başına kona senin. Erkek. Erkek. Anne ya. Çayı döktün suyu ne yapma ne yapıyorsun ya. Ya bak yaptığın ayıp ama nasıl ya. Bir şey vallahi yaptığın ayıp ya. Nasıl bir şey nasıl bir şey. Ya vallahi ayıp yaptın ya. Şöyle bak ya. Dua et yanımda kaynar su yoktu. Anne vallahi yaptın. Nurgül yapmayacaksın hayır. Hayır. Ben... Nurgül hayır. Hayır. Hayır 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 gitmiyorsun. Hayır, hayır birikme. Otur dur. Hayır hayır. Gitme bir. Peçete getirin. Hayır. Senin annen bir gel şuraya Nurgül. Allah'ını seviyorsan. Bak bir gel. Allah'ını seviyorsan şuraya bir gel. Nurgül bir şuraya gelir misin? Tövbe. Lütfen ta özür dilerim. Ay bana bir Türk kahvesi getirin ne var? Bak özür dilerim. Ha? Rica ediyorum bak özür diliyorum. Gel şuraya Allah'ını seviyorsan. Herkes ahetleri yaşa. Ay niye attın suyu oraya? Tam bir gel. Niye mi attın? Kurban olayım. Esra Hanım bana mı sorayım ona mı? Dur bakayım. Gel özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Ya düzgün konuş Nurgül. Düzgün konuş. Lütfen rica ediyorum gel. Bak rica ediyorum bir gelir misin? Bak rica ediyorum Nurgül gel. Hayır hayır bırak geçsin bırak geçsin ne diye getirin? Uuuu! Kellenin keyfi geldi Nazlı'nın keyfi geldi. Uuuu! Bu zulgıt neden oluyor? Şefam olsun. Nazlı'nın bu zulgıtın anlamı ne? Eyle oğlumun suratına çay serpme del, su serpme del, bardak çalma del. Nasıl bir duyguymuş? Hele hanımefendiye bir sorun bakalım nasıl bir duyguymuş? He? Nasıl bir duyguyla oğlumun yüzüne su serpmek, çay serpmek? Burada lomur lomur konuşup kendi kendini öpmek. Nurgül de tabii çok kötü oldu ya. Koca da bardak suymuş bu. Bunu niye söylüyorsunuz? Onu tadından istedim. Ben istedim. Zevkini istedim. Ama içeceğim diye istemişsiniz. Şekerim düşer de isterim. Getirin yanımda dursun dedim. Anne bakın. Ne yaptığının farkında mısın? Bir dakika. Ne yaptın? Rica ediyorum Nurgül buraya gelir misin? Nurgül buraya bir gel kurban oldum. Gel yeri, burada bir yeri, konuşalım. Yeri. Özür dilerim senden. Annem adına özür diliyorum. Niye Nurgül? Benim adıma özür dileyim? Ben ya, özür diletmem. Ben anne özür diliyorum rica ediyorum. Hak etmi. Anne bir kadın var bak burada. Onun da 7 sülalesi izliyor burada. Yok. Bakın bu kadının da 7 sülalesi annesi bacısı izliyor. Bak kardeşleri izliyor. Kime? Ben erkeğim bana bir şey olmaz. Bana yapın ben abi. Ben de senin yüzüne düştüğüm durumlara bak. Abi beni yap bana yapın. Bana beni bugünlük görürsün burada bak, daha göremezsin. Nazlı Hanım size şunu söyleyeceğim. Hiç Nurgül'e böyle bir sıcaklık gösterme. Siz bununla ilgili Emre'ye söylediniz mi bir şey? İstemiyorum kardeşim. İstemiyorum. İstemiyorum kadın istemiyorum. Nasıl bir şeymiş o hanımefendiye sorun hele su serpmek. Şişe fırlatmak, bardak fırlatmak nasıl bir duyguymuş? Şu an kendi de aynı duyguyu yaşadı. Acaba nasıl bir durumda? Şimdi şöyle bir şey var. Aslında ne oldu biliyor musunuz? Aslında bu su atma gerçekten Nurgül'ün de Emre'ye su atması bize göre yanlış. Benim de bir oğlum var. Ha, sen de ister misin böyle bir şey? Bu duruma ben düşün de istemem. Misin? Çocuğuma bu su atılsın o da böyle bunun karşısında hiçbir şey yapmasın. Yok düğün günü ama, tokat atılsın yok çay dökülsün. Yanlış yanlışla kapatılmaz. Sizin yaptığınız da doğru değil. Yok. Yanlış bak, yanlışla kapatılmaz. Bak çayı döktü seslenmedim. Bak orada. Bu da doğru değil. Bakın Esra Hanım haklıya haklı haksızlığa göz yuman değil dilsiz şeytandır. Evet. Ben orada susayım oturayım bak. Düğünde su serpti seslenmedim. Kafasına bardak fırlattı seslenmedim. Bura geldi çay döktü. Gene sen. Yeter artık bura geldi taştı evet. Buradan.
Keşke siz de yapmasaydınız. Anne. Emre'nin tepki göstermesi gerekir. Nasıl Hanım? Emre göstermiyor evet. Kardeşim. Anne. Aslında Hüseyin Hoca da su atmayla ilgili söyledi. Buna dedi. Yoksa hani ekranda doğru örnek olmalıyız diye söyledi. Anne yok, bana yok, yap. Yok. Vallahi yok. Bana daha yapın. Daha helasını yaparım hele gelsin. Bana her şeyi yapın. Ağzımı açıp hiçbir şey söylemem. Oo. Ama bir kız evladı. Ona rica ediyorum yapma ya. Bir yaptın bari yaptığının arkasında dur. Kıza de ki gel Nurgül burada bir konuşalım. Bir an sinirime erik düştüm yaptım sana bunu. Bu yapılmaz anne. O da bir kız evladı. Onun bana da nasıl izliyor bacısı izliyor. Bana ne? Tamam. Niye benim de oğlumsun? Beni de 77 ceddim izliyor. Rezil oldum. Anne ben erkeğim. Bana bir şey olmaz. O kadın ya. O bir kadın ya. Allah Allah erkek adama da ayıp. Lan kimsenin yüzüne bakamayayım. Lan oğluna su serpiler. Lan çay serpiler. Lan tokat atıyorlar. Evet. Şimdi Allah Allah, anne olarak ya. Da siz yani aslında sana bunun yapılmasına dayanamadığını söylüyor. Yani kimse aslında çocuğuna da böyle bir şey davranılsa ben de çok üzülürüm. Yani size hani sıcak çay ya. Yani ben oğlumu atılsa üzülürüm. Ya o çay kaynamış olsa da kör olsa ne bok yiyecektim ben. Biz dün onu konuştuk. Yanabilirdi yani. Sıcak çay olsa yanardı. Ama Emre burada bak şöyle bir şey var. Ortada bir öfke var ve bu öfke hiç sönmemiş. Bunlar karşı karşıya geldiği anda o öfke tetikleniyor. Çünkü siz ilişkinizi uzun yıllardır da ekranda yaşadığınız için şimdi bazen böyle dinamikler var biliyorsunuz. Çok yıllar önce sırf ilişkileri ekranda yaşayan bir sürü hatta her gün çekim yapılan insanlar vardı. İlişki ekranda yaşandığı zaman herkes ya, görüyor yaptığınız hatayı, kahve getireyim her şeyi gelen. Görmüş oluyor. Ve bu da tabii başka bir öfke oluşturuyor. Esra Hanım ben size gelme sebebim tekrardan söylüyorum. Biz 3 yıl boyunca bunun mücadelesini verdik. Bir türlü biz bu olayı düzeltemedik. Yani Allah razı olsun siz psikolog uzmanısınız. Yani siz çözseniz bu işi siz çözersiniz diye sizin yanınıza geldik. Psikologsa o ya zaman yardım etsin de seni bu kanserine kurtarsın. Zaten bu arada şunu da söyleyelim. Bunun kurgu olduğunu söyleyenlere. Zaten bütün izleyicilerimiz arıyor söylüyor ama burada zaten Hüseyin Hoca da var. Biliyorsunuz yani kurgu değil. Zaten buraya şunun için geldiler. Ya bizi evlendirin. Yani tekrardan barıştırın ya da biz boşanalım. Yani buradaki zaten Nazlı Hanım da asla bu evliliği istemeyen, sürdürülmesini istemeyen bir anne. Bunu zaten orada oturan herkes de biliyor arkadaşlar. O yüzden de hani bu evliliğin istenmediği bu süreçler gerçekten böyle bize gelmelerinin amacı da ya biz barışalım. Yani evet dava açtık birbirimize ama bu şekilde boşanmayı erteleyelim, barışalım ya da boşanalım dediler. Bu noktada anneyi de ikna etmek önemliydi. Çünkü Emre'nin annesinin ona bir maddi desteği olacağını ve villayla jip alınacağını düşünüyor Nurgül. Emre de bunu yaptırabileceğini söyledi. O yüzden devam ediyoruz. Yani alırım. Sizin aslında böyle ocaklık. Bir şey... Ocaklık. Ocaklık. Böyle çöpten yapılma ocaklık alırım. Gene bir de teneke alırım yeter. Peki Nurgül ne diyorsun bu olanlara? Nasılsın şu an Nurgül? Biraz daha toparladın mı? Şaşırdın. Gözleri de dolu dolu Nurgül'ün. Ah canım benim. Bizim de çok gözümüz dolu oldu. Oğlum Nurgül neler beni yaşar. Duyuyor mu arkadaşlar? Nurgül? Ağlıyor mu Nurgül? İyi misin? Nurgül'ün sesini duyamıyorum. Çok üzüldü Nurgül de tabii. Çok. Benim oğlum da üzüldü. Ya kaynar çay döküyor. Ya o çay gerçekten kaynamış olsa iki göz akar gelirdi, kör olurdu. Ama bu noktada Emre'nin zaten yeteri kadar tepki göstermesi gerekiyor diye düşünüyor. Yani Emre durdurmuyor. Emre'nin gözü kör olmuş. Bu bizim prova dilimiz diyor Emre. Ha, Nurgül tabii. Ağlıyor şu an. Niye Nurgül'ün sesini hoşum. Duyamıyorum? Seste problem var. Ne düşünüyorsun Emre? Olmadı. Ağlıyor Nurgül. Çok seviyorum ben onu abla. Gidip getirmek istiyorum. Daha... Şu anda da burada durmak istemiyorum. İnanın gidip bir getirmek istiyorum. Daha benim evime girmeyesen. Daha sen benim evime giremezsin. Tamam gelmiyorum anne. Ay, git, evine de gelmiyorum. Kadar yolum var, yeri. Barkına da gelmiyorum. Gelme de barkıma da gelme, evime de gelme. Yer nerede kalırsa istersen sokakta kal. Tabii, sen hak edin bunu. Evine şey de oldu, gelmiyorum, barkına da gelmiyorum. Kimin anne. Gururu kırıldı? Geliyor evet. Niye benim oğlumun gururu kırılmadı mı? Erkek adamın yüzüne çay serpildi. O da gurur değil mi? Tek kendi kimi gurur? Bir değil, iki değil, üç değil. Anne sen şunu anlamıyorsun. Anneciğim sen şunu anlamıyorsun. Ne anons edeceksin? Bu kız evladı.
Annesinin yüzüne ben nasıl bakacağım şimdi? Bir şey düzelecekse de daha çok içine mahvettik yani. Gerçekten bir şey düzelteceksek de daha kötü yaptık. Bir şeyler asla düzelmez bu saatten sonra. İmkanı İnşallah. Yok düzelmez. Hayırlısı. Eli, yani sen buraya geldin, ben sevindim, kalktım, elini öptüm senin. Öpmemiş olabilir. Ben Keşke öptüm ya evladınım senin. Biraz sen benim acı çekmemden ya. Acı çekmemden mi hoşlanıyorsun yani? Acı çekiyorum ya, mutlu mu oluyorsun ya? Eriyip görmüyor musun? Eriyorum burada ya. Neler yapıyorsun kıza ya? Yapmadığın hiçbir şeyi bırakmadın anne. Rica ediyorum sana ya. Şu kızdan bir özür dile, ailesinden artık hemen özür dile ki durumu toparlayalım. Niye sana çay su serptiklerinde benden özür mü diledin? Şu anda ailesinden hemen özür dile anne. Bu kızın bu Allah, ailesi tabii. Bunları izliyor. Bir an önce bu kızdan özür dilemen gerekiyor. Pardon. Ailesi izliyordur ve ailesi de üzülmüştür. Hiç evet. Dedin mi oradan döndü Nazlı Hanım'dan özür dileyin dediniz mi? Ben duymadım. Niye ona özür diledin? Aslında ona dedik hani yakınlık sağlayın diye söyledik ama Seha. Olmadı. Ama şimdi şu an yayın sırasında olduğu için, ailesi de izlediği için. Anne kız evladı. Kız evladı bu, kız evladı ya. Bir kız evladı bu. Bak Nurgül'ün babası yok. Tek bir anası var. Yazık bu kıza, bunlar yapılmaz. Vallahi yapılmaz Esra Hanım ya. Onun ne kadar hassas bir kadın olduğunu ben biliyorum ya. Çok. Çok hassas. Zaten çok da üzüldü Nurgül bu duruma yani çok. Şu an. Umurumda bile değil. Çünkü şöyle, ekranın önünde olduğu için, yaşandığı için her şey başkalarına da resim oluyor. Esra Hanım ben çok sabrettim. Yavrum ben çok sabrettim. Düğün günü benim elimin aşiretimin içinde çocuğun kafasına su dökmek değil, bardak fırlattı. Bizimki gurur değil mi? Tabii. Yani, rencide değil mi? O da doğru değil. Dostumuz var, düşmanımız var değil mi? Memleketimdeyim. Tabii o da doğru değil Nazlı Hanım. Kimse benden özür dilemedi. Kaganamdan özür dile demedi. Anne olayı sen başlattın. Sen de getirdin bilmem çelek melek getirdin. Kız o yüzden bunları yaptı bana. Dua edin tabut getirmedi. Nazlı Hanım bir kahve içmek istiyorum dedi. Getirelim kahvesini. Evet siz kahvem gelsin. Kahvem şeyde. Gelsin diyor. Evet. Nazlı Hanım bu bir gelenek mi acaba? Ben merak ettim. Aa, yok ben keyfimden içeyim şu an azıcık. Oh ne güzel oldu bak. Oh sefam olsun. Zıngıt da çekiliyor Nurgül gitti diye. Siz herhalde günlerdir bilenip geldiniz buraya. Herhalde. Böyle doldum. Hele o bardakta da suyu döktü ya. Aha buradaydım, taburuya geldim. Patladım yani. Yeter dayan. Ben de meleği peygamber değilim bacı. Çay atmasına, yüzünü yıkabilecek durumda olmasına. Aşağılaması. Çocuk ayağının altında sürünüyor. Hayırdır. Şimdi ama onlar kendi aralarında belki karı koca arasında kavga edebilirler. İnsanlar yani karı koca. Bir dilimiz bu bizim diyor. Kavga dilimiz bu. Ben su atarım ona. O da kabul eder diyor. Dört duvar arasında ne istiyorsan yap. Bunu 85 milyonun karşısında yapamaya hakkın yok. Anne ne? Sen de 85 milyonun önünde az önce kızın suratına su fırlattın. Ağız bile buna yaptım. Hakkın var mı? Keşke. İyi ki önümde kahve yoktu. Vallahi yok, kahve fırlattım. Buna hakkın var mı ya? Var. Bu hakkı sana kim veriyor 6 senedir hayatımı ağlattı. Yeter. Kim veriyor abi bu hakkı sana ya? Ben. Bir şey söyleyeceğim anne. Biri kızına... Senin böyle su serpse... Benim kızım bu kadar saygısız olamaz. He? Olamaz çünkü kafasını koparırım. Büyüğüne böyle saygısızlık yapsın çünkü koparırım. Peki sen Emre annenin böyle bir şey yapacağını biliyor muydun? Yok Esra Hanım olur mu öyle şey? Nereden bileyim ben öyle bir şeye izin verir miyim sizce? Ben buraya böyle geldi izin diyorum verir ya. Miyim ben? Çay fırlatma, ben geleceğinden bile haberim yoktu Esra Hanım annemin. Geleceğinden bile haberim yoktu. Daha yine sizden haberim oldu. Sizden ne düşünüyorsunuz? Vesile Hanım buyurun. Yani Nazlı Hanım sizce yanlış yapmadı mı? Bana göre olma. Bana göre çok büyük yanlış yapıyor ve yanlışı başından yapıyor. Bir tek sen mi doğrusun? Kusura bakmayın. Oğlunuzun bu elini... Aa, bir dakika acil olarak bir saniye. AK Parti'nin belediye başkan toplantısına bağlanmamız gerekiyor. Bir bağlanıyoruz şu an.